Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan Avukat Sercan Turgut'un röportajının ikinci bölümünü programın sonunda izleyebilirsiniz. Şimdi stüdyomuzda ikinci önemli konuğumuzu ağırlıyoruz. Hasan Basri Bostancı konuğumuz, İzmir Servis Araçları Odası Başkanı. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz ama 8 aydan beri kontak çeviremiyorsunuz. Servis araçları sahiplerinin çok ciddi problemleri var. Pandemi yasaklarından en çok etkilenen odalardan birisiniz. Evet. Biz geçtiğimiz günlerde Kahveciler Odası'nı da buraya konuk ettik. Onlar da aynı şekilde sorunlarını dile getirdiler. Kantinciler Odası da öyle. 4 kişilik bir aile düşünün. Hepsi kantinde çalışıyor. Evet. Eve getirecek, ekmek götürecek hiç kimse yok. Servisçiler de aynı sorunları, problemleri yaşıyor. Neler söylerdiniz? Bu süreç nasıl geçti? 8 ay nasıl geçti? Vallahi şöyle söyleyeyim. Tabii Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Zaten bu olay olur olmaz ilk peşin her türlü platformda en fazla etkilenen kesimin öncelikle servisçi. Bir anda okulda bu taşımacılık bitti. Öğrenci servis taşımacılığında ikinci kantincinin olduğunu hep defalarca her platformda anlattım. Aynı zamanda ben Türkiye Şoförlü Otomobilciler Federasyonu'na danışmanım. Ve bununla beraber Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin kendi bünyesinde Türkiye Karayolu Yolu Taşıma Meclisi var. Yani hem TOB'un hem de TESK'in, TUŞOV'un ve İzmir Esnaf Birliği'nin de imkanlarını kullanarak yalnız ben değil, tüm Türkiye'deki servisçi esnafının şu anda eve yemek götüremediğini değil, çok güzel bir ifade kullandınız, eve ekmek götürecek pozisyonu yok. Yaklaşık işte bu süreç 10 aylık bir sürece tekamül edecek. Yıl sonuna kadar bu servis taşımacılığı olmadığı için. Şimdi düşünün, bütün verginizi yıllık veriyorsunuz. Vergiler işleniyor, sigorta işleniyor. Ve bununla beraber siz kontak çevirmemişsiniz. Yani arabaların altı şeye bağladı, ot bitmeye başladı. Dolayısıyla burada bütün her türlü her şey yapıldı. Birçok esnafa da bir takım destekler yapıldı. Ama burada bir daha altını çizerek söylemek istiyorum. Kantinci ve bilhassa servisçi esnafı ilk günden beri, hatta 15 Mart değil de bu 12 Mart'lara tekamül, daha önceki süreçte de, yani o günden beri yaklaşık 10 aydan beri kesinlikle şu anda ekmek değil, yemek değil, ekmek dahi götüremiyor. Yani az önce de ifade ettim, o arabaların altı ot bitmeye başladı. Şimdi burada biz servisçi esnafı olarak bir de en büyük sorunlardan bir tanesi, biz İzmir'e has bu Türkiye'deki bütün oda başkanlarımız, çünkü biz müteaddit defalar Ankara'da Türkiye Şoförlü Otomobilciler Federasyonu'nda Türkiye Şoförlü Otomobilciler Federasyonu Sayın Fevzi Apaydın'ın başkanlığında bakanlıklara gittik. Anlattık, izah ettik. Şu anda hayatın olağan akışında yaşadığımız süreçleri anlattık. Mesela burada bir de bunlar olmazmış gibi, yetmezmiş gibi İzmir'de de bir S plakaya ihtiyaç olduğu gibi bir takım çalışmalar yapıldı. Ve orada da herkese ve her ortamda şunu ifade ettim. Eğer bir ihtiyaç varsa, bakın yaklaşık 4000 tane araç var öğrenci taşımacılığı yapan. Bunların 2500-3000 tanesi yalnızca öğrenci servis taşımacı yapan araç arkadaşlar. Bunun 1000-1500 tanesi de öğrencinin yanında belki fabrika işi yapan vardır. Eğer bir ihtiyaç varsa 100 araba hemen 1000 araba yarın dedik. Bunu her platformda anlattık. Siyasileri anlattık. Hatta Sayın Başkanımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Bey'e de kendisine defalarca ulaşmaya çalıştım. Ve her zaman için şunu da söyledim. Sizlerin hak, hukuk, adalet çerçevesinde konuyu bir daha değerlendireceğinize inancım sonsuz dedim. Fakat geriye dönüş olmadı. Diğer yönden tüm bürokratlara izah etmeye çalıştım. Fakat sonuç alamadık. İster istemez, hiçbir zaman istemesek de biz de esnafın hak ve menfaatlerini korumak için buradayız. Zaten görevimiz bu. Bizim tek hedefimiz esnafın ekmeğini bir dilim fazla alıştırmak. Onlara daha huzurlu, daha düzgün, daha çalışabilir, daha ferah, daha seviyeli ve daha kaliteli bir servis taşımacılığı için yapılması gereken ne varsa yapmak. Bununla beraber
Burada biz Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. Büyük Atatürk'ün bize emanet etti. Bugün küçükleri yarının büyüklerini taşıyoruz. Sanayideki arkadaşlarımızı, emekçi kardeşlerimizi taşıyoruz. Dolayısıyla onların da daha güvenli, daha kaliteli bir taşınması için ne gerekiyorsa bunları yapmak zorundayız. Anlattık, izah ettik. Fakat dinlemediler. Biz de ister istemez hukuka müracaat ettik. Şimdi olay hukukta devam ediyor. Tabii bu belli bir süreç alacak. Şimdi bazıları tabii bu işi, bir de şu var. Günümüzün en büyük hastalıklardan bir tanesi sanal ortam. Şimdi görüyorsunuz, şimdi bu pandemi sürecinde de birisi çıkıyor, hatta sıfatlarında belli sıfatlar da var. Ön isimlerinde belli şekilde şu veyahut da bu deniliyor. Kendilerini ilim adamı, bilim adamı gibi çıkartıyorlar. Şunu yaparsan hastalık geçiyor, bunu yaparsan hastalık geçiyor. Hatta defalarca da bu işin gerçek dışı olduğunu, böyle bir olayın aslında virüsün olmadığını hep anlatmaya çalıştılar. Yani nasıl o kahvelerde oturuyorlar ya, hükümeti indiriyorlar, ne bileyim işte ekonomiyi düzeltiyorlar, terörü bitiriyorlar. Yani o klavye delikanlıları oluyor. Ve orada baktığınız zaman bakıyorsunuz, adam kendisine ait olan malına mülküne dahi sahip olamamış. Ama her şeyi bir kalemde çözüyor. Dolayısıyla bu pandemide olduğu gibi bizim işlerde de hadi atlayın otobüse, binelim arabaya, gidelim mahkemeye bir dilekçe verelim, öbür gün cevabı alırız. Bunlar artık, bu işlerde şu var, herkesin yaklaşık 1 trilyona yakın bir sermayesi var. Bu işler meşe oynamıyoruz. Bu işte kalkıp da yazmakla atmakla olmuyor bu işler. Bu işin belli bir süreci, çünkü sonuçta biz davayı müracaat ettikten sonra düşünün 4 sayfa benim dava dilekçem var. 95-96 sayfada eki var bunun. Öyle yani laf olsun Mehmet Ağa gibi böyle bir şey yapma şansımız yok. Çünkü bu sonuçta biz o devlet adamı veyahut da o devlet bürokrasisindeki o saygınlığı göstermek zorundayız. Eğer biz o saygınlığı gösteremiyorsak zaten buralarda oturmanın anlamı yok. Bu işler çocuk oyuncağı değil. Orada iki tane şey yazıyorsunuz. Mesela en büyük sorunlardan bir tanesi de korsan taşımacılık. Şimdi biz bu mahkemeye müracaat ettikten sonra mahkemeden bir taraf kazanacak. Kaybeden taraf istinafa gidecek. Orada bir kazanan bir kaybeden olacak. Orada kaybeden tekrar şeye gidecek, Danıştay'a gidecek. Bu bir süreç. Yaklaşık 1 yıllık, 1,5 yıllık. Ya ben onun sürecini de bilemem. Yani şu kadar olay hukuka intikal eden bir olay hakkında da zaten yorum yapmak da kimseye yakışmaz. Hukukun vereceği karara da hepimiz saygı duymak zorundayız. Ama yani şunu unutmasınlar. Yani trafik cezası yenildiği zaman mesela yürütmeyi durdurma için müracaat ediyorlar. O 3 günde karar veriyor. Bu böyle bir şey değil. Artık yani insanlar da bu işi artık bu kadar ayağa düşürmemeli. Bu kadar basit işler değil. Bu bir iki tane yazı yazıyorsunuz. Mesela en basit yıllardır devam eden sorunlar var. Bu sorunlar ne? Ben her platformda anlatmaya çalışıyorum. Kademeli saat uygulamasına geçsin, kademeli saat uygulamasına geçsin, kademeli saat uygulamasına geçsin. Bunu her türlü platformda hep anlatmaya çalıştım. Ama maalesef bunların ancak yeni 10-15 sene beri bunu anlatıyorum. Mesela en son Hız Sağ Kurulu'nun bir kararı çıktı. İşte sanayi siteleri saat 7 organize sanayiler, tüm sanayilere 7'de başladık. Ya böyle tek saate endekslemenin realitede getireceği bir katkı yok. Dedi ki bunu pandemi sürecinde değil. Çünkü büyük kentlerin bu pandemi süreci olmadan önce de ben 10-15 yıldan beri diyorum. Fix saatlerde trafik sıkışıyor. Bu sıkışıklıkta insanlar o seyahatte 1 saat, 1,5 saat servise zaman kaybediyor. O trafikte araç 1 saat, 1,5 saat devam ediyor. Dolayısıyla 7-3-11 olan vardiyasını 06-14-22 yani 6 sabah 6, öğlen 2, akşam da 10 olursa hem arkadaşlarımız ikinci bir iş yapabilir hem de trafikte bir anda araçların çıkıp da yoğunluğu olmaz. Dolayısıyla memur girişleri de okul girişleri de buna bağlı olarak kademeli şekilde bir tekrar düzenleme yapılırsa trafikte o yoğunluk olmadığı gibi seyahat eden gerek öğrenci kardeşlerimiz gerekse emekçi kardeşlerimiz o 1,5 saatlik servis süresi 40 dakikaya yarım saate düşecek. Dolayısıyla çevre sağlığına emisyon olarak da o zehirli gazlar araba fazla trafikte kalmadığı için hem az akaryakıt yakacak, milli ekonomiye katkı koyacak hem de her şeyin başı sağlık. Görüyorsunuz sağlık her şeyin başı. O zehirli gaz çevreye yayılmayacak.
esnafın ikinci, üçüncü işi yapabilmesi sebebiyle de esnaf para kazanacak, arabası daha kaliteli olacak, para kazandığı için de ve işler birbirine bağlantılı, o kademeli saat uygulamasıyla ikinci ve üçüncü işi yapabilme imkanı olduğu zaman da o taşıma ücretleri biraz daha düşecek diye. Bunları izah etmeye çalıştım. Evet, hem taşıma ücretleri düşecek, hem bu arada az önce dile getirdiğiniz gibi taşıma yapan esnafın cebine para girecek. Bu kısımda şunu öğrenmek istiyorum. Özellikle pandemi süreciyle birlikte birçok esnafa öteleme, borç ötelemesi söz konusu oldu. İşte oraya da geleceğim, yani ben genel anlamları anlatayım. Krediler alındı, bunların ödenme zamanı geldi. Bu borçlarını ödeyebilecek mi servisçiler? Şimdi acaba? Servisçi olarak bakmıyorum. Genel anlamda tabii ki öncelikle bizim için en önemli konu servisçi esnafının. Bir de o, yani ben böyle bir giriş yapayım dedim. Müsaade ederseniz. Şimdi esnaf araba değiştirdi. Bir servis taşımacı yapmak için şu evrak, bu evrak, şunlar bunlar gerekiyor. Bir defa yıllık bir vergi veriyorsunuz. Bakın ayın 31 Aralık'a kadar 10 aydan beri kontak çevirmemiş oluyor araba. Bir defa ne olursa olsun. Bizim bu sene bütün vergilerimiz, sigortalarımız, yalnız şahısların çalışı sigortaları, araç sigortaları da dahil, tamamen bunların bir ötelenmesi lazım. Bir defa bu arkadaşlarımız araba değiştiler. Herkes borçlu. Türkiye'nin baktığınız zaman çevremize, bugün ben borcu olmayan esnafın olduğunu düşünmüyorum. Yalnız İzmir için konuşmuyorum. Türkiye genelindeki servisçi için. Ve arabacı esnafı şu anda işte kamera istendi, şu istendi, bu istendi. Ne bileyim bir de şey çıkardı en son bossla mesleki yeterlik belgesi. Ya bunu anlattık her platformda. Bizim cebimizde 4925 sayı taşıma kanununa göre mesleki yeterlik belgesi yazan SRC belgemiz var. Bu nereden çıktı? İki bakanlık sürtüştü. O olmayacak da bu olacak da, yani bunlar var. Olmadık masraflar çıkartılıyor. Araç yenileme olayı. Mesela Türkiye o kadar zengin bir ülke değil ki. Bununla beraber en önemli unsurlardan bir tanesi, tabii bu borçlanmadaki ana temel ölçülerden bir tanesi şu. Araçlarımızı yenilemek zorunda kalıyoruz. 12 yaş. Şimdi 4925 sayılı yasaya göre AB uyum yasası sürecinde bizim de Avrupa uyum kriterlerine göre yasal düzenlemeler yapıldı. TÜV standartlarınca araçları fenli muayeneden geçen, yani bu vize eski tabirle TÜV standartlarınca araçlar fenli muayeneden geçiyorsa dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde yük ve yolcu taşımacılığında bir yaş şartı yok. Benim aracım TÜV'den geçiyorsa bu konuda kalkıp da yaş şartı getirmenin anlamı yok. Bugün her şey dışarıya kaynaklı, görüyorsunuz işte bütçedeki açıkları da görüyorsunuz. Her taraftan tasarruf, hatta herkes taşın altına eli sokulsun diyor. Böyle mi sokacağız? Şimdi kalkıp da 12 yaşında araba ve onunla beraber bazı yerlerde de işte şöyle olacak araba, böyle olacak araba. Onun arkasından işte pandemi süreci var. Korsan tabir ettiğimiz bizim emek hırsızları var. Onların üstüne diyoruz ki arkadaşlar bakın biz yasal yükümlülüklerini yerine getirip şu anda 7-8 aydan beri çalışmıyoruz. Ya bak oradan araba çalışıyor, geçiyor. Yani bir şey yapıyorsunuz, bir kontrol yapılsın. Ya işte tamam biz yapıyoruz, bizi görevimizi bize mi öğreteceksiniz deniliyor. Burada İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılında göndermiş olduğu bir genelge var. Diyor ki ilgili meslek odasından da bir ekip alıp mobil ekip kurulsun diye. Bu defalarca yazılı basında, görsel basında hep anlattık mobil ekip olayını. Hala öyle bir olay yok. Yani bu yalnız İzmir için konuşmuyorum. Türkiye'de bugün bizim Antalya Oda Başkanımız yazmış. İşte bütün yerel milletvekiline biz de yazdık daha önceki süreçte. Yani o kadar derdimiz var ki akıllara durgunluk veriyor. Şu anda bir defa esnafın hiçbirisinin kredilerini ödeme şansı yok. Hayatını idame ettirme şansı yok. Yani yemek değil, ekmek parası götüremiyoruz. Bunun yanında bir de kalkıp rehber personelde 22 yaş istemiyoruz. Ya anlamıyorum, bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani şimdi kalkıp da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben Ulaşım Komisyonu'ndaki tüm parti gözetmek için tüm milletvekillerine gittim. Orada da anlattım, briefing verdim. Yani her platforma gidiyorum. Şu son süreçte yani belki 10 defa gittim hepsine federasyonun da imkanlarıyla. Dedim şu Gazi Meclisi'ne girmek için ilkokul 4'ü bitirmek yeterli. 4'ü bitirdiğin zaman okur yazar olduğun zaman bitiyor. 18 yaşında olman yeterli.
Yani Türkiye'nin geleceğine karar veriyor. Tamam, güzel bir şey. Ama sen 3 metrekare, 5 metrekarelik bir arabada yok lise mezunu, yok 22 yaş. Yani böyle bir tezat olmuyor mu? Bunun bana sordukları zaman cevabını veremiyorum. Yardımcı olursanız, cevap verirseniz ben de aynı şekilde anlatırım diye. Bütün parti gözetmek için milletvekillerine söyledim. Laf yok. Dediğim gibi araçlar çok pahalı. Geçmiş yıllarda şu anda atıyorum yani 100 liralık araba, 150 liralık araba şu anda 350-400 bin lira oldu. Yani kazanç yok. Hep borçlanıyorsun. Biz baktığınız zaman çevremize, yani hayatın her şeyinde, sektöründe birçok baktığınız zaman normal insanlar geleceğe borçlandı. Herkes 5 sene 10 sene borçlu. İşte kredileri ödeyemiyoruz. Ne olursa olsun bize önce kredinin ötelemesi de dedi. Bizlere bir bu konuda en fazla zarar gören esnaf bizim esnafımız. Bize bir hibe kredisi verilmesi lazım. Ya bu can suyu gibi bir hibe verilmesi lazım. Biz bunları hep anlatıyoruz. Bu hibeden sonra mesela en azından bize böyle bir ciddi bir rakam, yani 200-300 bin lira gibi veyahut da en azından 100 bin lira gibi belli teminat verelim ama faizsiz. Bunu 10 yıl vadeli gibi, uzun vade. Çünkü biz şu anda esnaf şu olayları yalnız bizim kesim değil, tüm yani camia, tüm dünya geriye gitti. Baktığınız zaman Türkiye'de bizim servisi sektöründe zaten borçlu olduğu için biz 10 yıl geriye gittik. Hadi bunu taşımız elimizin altına sokalım. Bize en azından bir 100 bin lira kredi versinler. Bu sıfır faizli olsun ama vadesini en az 7-8 sene 10 sene yaparlarsa bu konuda ancak esnaf hayatını idame ettirecek şekilde toparlamaya çalışır. Toparlar demiyorum bak, toparlamaya çalışır. Bunun haricinde yani biz bu şeye bakıyoruz, akaryakıt indirimi var. Diyoruz ki yani bunlar daha sonra konuşacak konular. Bunları söylemiyoruz. Ama şu anda bir de diğer bir unsurlardan bir tanesi 65 yaş olayı var. Daha önce doktorlara 65 yaşında vermiyorlar. Şu anda onları 72'ye kadar uzattılar. Ya bir defa 65 yaşındaki adam ihtiyacı olmasa, Türkiye şartlarını düşünün. Çalışma için, para kazanma, evine para götürmek gibi ihtiyacı olmasa niye torununu oynamasın? Niye torununu alıp parka götürmesin? Bu adamın ihtiyacı var. Bu arkadaşlar 65 yaşından sonra her türlü sağlık tam teşekküllü bir rapor alsın ve aracın başına geçsin, çalışsın. Bu nasıl doktorlarda 72 yaşına kadar uzatıldıysa bize de uzatılsın. Eğer kalkıp da tam teşekküllü hastaneden böyle bir heyet raporu alamıyorsa da çalışmasın. Dediğim gibi yani araçlardaki yaş, rehber personelde biz eşlerimizle çocuklarımızla yapıyoruz. Bu imkan 18 yaş ve ilkokul mezunu tekrar müracaatlarını yaptık. Allah nasip ederse diğer yönden de mesela bunu hep bangır bangır bağırdık. Her türlü platformda anlattık. Hatta bu konuda bir kamera teknik şartnamesi, ona ben kendim imzaladım ve şu anda gelse gene imzalarım. Ama biz orada bunu öyle bir lanse ettiler ki şu anda açık meydan diyorum. Türkiye'de kamera olayına benim haricimde bir tane itiraz eden, resmi müracaat eden veya yazısı olan bir tane oda başkanı varsa gelsin. Bizim anlatmak istediğimiz o değil. Şimdi mesela bu sistemde, elektronik sistemde kalkıp da bir cihazı verirler size. Nasıl telefon aldığınız zaman sürüm geliyor ya. Şu sürümü ekleyin, bu sürümü ekleyin. İşte efendim şu eksik 10 dolar. Şu eksik 5 dolar. Şu eksik 20 dolar. Yapılmasın diye o teknik şartnameye ben imza attım. Yani şu anda da gelse şu anda da atarım. Ama biz orada her zaman şunu anlattık. Anlattığımız olay da şu. Bakın burada altını üstünü çizmek istiyorum. Net olarak çok açık bir şekilde diyoruz ki arkadaşlar, başka sektörleri bilmiyor. Bugün bir ticari taksi alamazsın. Var mı taksi? Otomobil alıyorsunuz, boyatıyorsunuz, taksimetre takıyorsunuz, leva takıyorsunuz, taksi oluyor. Ama bizim araçlarımız okul taşıtı. Hiçbir şekilde böyle bir yetkinin olmaması gerektiğini her platformda anlattım. Ve sonuç olarak da Türkiye standartlarının üstünden bu konuda da kalkıp da olaya müdahale yapıldı. Ve 81 ile yaptığımız, bizim bak benim yani bizim odanın yapmış olduğu müracaata istinaden, Türkiye'de varsa getirsinler. Yaptığımız müracaata istinaden Türkiye genelinde bunun bu şekilde uygulamanın yanlış olduğunu ve yetkinin kalkıp da UKAME'lerde olmadığını,
UKM'lerin tek başına marka belirlemesinin mümkün olmadığını çok açık net şekilde 81 ile gönderdiler. Biz dedik, şimdi az önce söyledik ama ben bir sıfır araç aldığım zaman bu araç okul taşıdı. Okul taşıdığında muhakkak sensör dediğimiz, 3 noktalı emniyet kemeri dediğimiz kameranın olduğunu anlattık. Ve burada kalkıp da ben bu kamerayı alacağım, getireceğim. Burada bu olmaz, bunu takacaksın. Falı bir şey var mı? Bir GSM operatörüyle anlaşılır. Herkese aynı hat verilir. Ben aracın üzerine ne varsa onu takarım. Bunun önce çalışma şekil şartları belirlenir. Çalışma şekil şartlarında eğer bu cihazlar çalışmıyorsa önce bir ikaz edersin. İkincide bir para cezası verirsin. Üçüncüde o para cezasını katlarsın. Dördüncü, beşincide de eğer bunu alışkanlık haline getirmişse şahıs, o zaman çalışma ruhsatını askıya alırsın. İşte az önce söyledik, koltuk sensörü. Dünyanın hiçbir yerine ben Sayın Bakanımıza kendim arz ettim. Benim odanın web sayfasında da var. Sayın Bakanım dedim, eğer dünyada herhangi bir yerlerde bu sensör, koltuk sensörü uygulanıyorsa gidelim yol masraflarına, bak federasyon başkanı da karşılasın. Bakalım uygulamaya. Biz de yapalım dedim. Dünyanın hiçbir yerine böyle bir uygulama yok. Yani realiteye baktığımız zaman bunların kalkıp da uygulanması mümkün olmayan, yani bizi Allah korusun, ya ben bu türbine oynayan bazı bürokratlar var. Acıtıyor ama bunlara söylemek zorundayım. Allah bazı böyle sorumsuz o bürokratların bize eline düşürmesin. Yani bizim esnafın kaderi diğer sektörlerde olduğu gibi. Yani makam mevkisi ne olursa olsun bir kişinin kalkıp da iki dudağın arasında olmamalı. Burada STK'lar var. Her zaman diyorlar biz defalarca yazı yazdık. Yani dolayısıyla yani sensörün uygulama şansı yok. Sonra gelelim 3 noktalı emniyet kemere. 3 noktalı emniyet, ya affedersiniz 8 bin 10 bin fite çıkıyoruz yukarıda. Ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. 2 noktalı emniyet kemerinin olduğu yerler belli. 3 noktalı emniyet kemerinin olduğu yerler belli. Bunu da TSE de aynı şekilde anlattı. Realite, ya baktığınız zaman bunun uygulanması mümkün değil. Hangi noktalarda, hangi bölümlerde 3 noktalı emniyet kemerinin olacağı, ara koltuklarda da 2 noktalı emniyet kemerinin yeterli olduğunu anlattılar. Sonra 3 noktalı emniyet kemeri biz çocukların boğazına geliyor. Allah korusun. Yani faydadan çok zarar getirir. İşte ben bir daha Allah yaşatmasın. O Alperen olayı. Alperen olayında o çocukta emniyet kemeri takılı olmasaydı çocuk kurtulacaktı bir yandan da. Ha bunu demek değildir ki emniyet kemeri kullanmayın. Bir defa ne olursa olsun ben herkese özellikle yani tekrar söylüyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın lütfen. Ben yani emniyet kemeri, ben arabaya koltuğuna oturduğum an kendi adıma konuşuyorum. Hemen emniyet kemerini takarım. Ve ufak bir kaza geçirdim. Eğer o emniyet kemeri olmasaydı ben çok büyük darbe alırdım. Ve inanın burnum kanamadan çıktı. Emniyet kemerinin sayesinde. Yani emniyet kemeri bu kadar önemli. Ama biz 3 noktalı emniyet kemeri dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Ya yani burayı bir kişi iki kişi kalkıp da bu kadar esnafa zulmetmeye de hakları yok. Bir de işin enteresan tarafı, Sayın Bakan'a da bunu arz ettim. Sayın Bakan'ın bu 27 Ekim'de çıktı. Temmuz Ağustos ayında bunun yapıldığı ve satıldığı yerler internette vardı. Bunları dedim kim pazarladı? Ya çok enteresan şeyler yaşıyoruz. Şimdi esnaf borçlanmış. Esnaf evine yemek değil ekmek götüremiyor. Bunun haricinde bir de İzmir'de dediğimiz gibi bir 400 plaka ihale var dediler. İşte gerçek ortaya çıktı. Hepsinin yalan bilgilendirme olduğu ortaya çıktı. 300 tane plaka satılamadı. 301 mi 302 tane plaka satıldığı gözüküyor. Onlar da bazıları paralarını temin eden. Yani 300'ün altına düşüyor. Demek ki böyle bir şey yok. Ve defalarca söyledik biz buna sonuna kadar karşıyız. Ve bu konuda da açık ve net şekilde mahkemeye müracaat ettik. Ve mahkemenin de kararına biz saygı duyacağız gibi herkesin de saygı duymasını istiyoruz. Yani dert bir değil, bin bir tane. Anadolu'da bir söz var. Dert bir olaydı, ağlaması kolay olaydı. Evet. Gerçekten sıraladıkça bitmiyor. Ya ben şimdi bir tane bir program bir saatte yetmez. Gerçekten. Yani şimdi o kadar şeyler var ki. Mesela en basit söylüyoruz bu şeyler. Özellikle vurgulamak istediğiniz konu. Bir daha ne olursa olsun şu anda bizim özellikle ricamız şu. Bir daha krediler ötelenmesi lazım. Bir daha bu esnafa bir can suyu gibi bir hibe verilmesi lazım. En az 100 bin lira bu esnafa 10 yıl vadeli bir kredi verilmesi lazım faizsiz.
Ne olursa olsun araç yaş sınırı kaldırılmalı TÜV'den geçiyorsa. Rehber personeli de dediğimiz gibi kesinlikle bu Yüce Meclis'e girdiği gibi tekrar bu arkadaşlar çünkü kalkıp da yani ben seni aldım. Sen rehber personeli yap. Olmuyor ki. Bu arkadaşlar gerek şoför arkadaşımız gerek esnaf arkadaşımız muhakkak halk eğitim merkezlerinden sertifika alıyor. Orada bir kurs görüyorlar. Orada başarılı olanlara veriyorlar. Onun haricinde o kadar çok belge var ki her tarafımız belge oldu. Anlatıyoruz, izah ediyoruz. Bir de mesleki yeterlik belgesi. Yani arkadaşlar tekrar söylüyoruz. Oturalım, konuşalım. Bunu tek belge yapalım. Yani bu kadar zor değil. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Defalarca anlattık. Bir de şimdi bazılarında ben buradan da sesleniyorum. Yani bu yalnız benim değil. Bugün de işte o Türkiye'nin en büyük sorunu korsan. Ya şu mobil ekibin kurulması lazım. Esnafa hiç olmazsa bu yasal yükümlülüklerini yerine getiren 8 aydan beri yaklaşık şimdi Ocak. Acaba vatandaşların da belgesi olmayan servise binmemesi gerekiyor değil mi? Yani bu konuda da bir uyarsak. Konuda şöyle bir şey yaptık. Çok teşekkür ediyorum size. Evvelki hafta başladık bunun şeyini. Kemalpaşa Organize Sanayi'ye gittik. KOSFİ'de Kemalpaşa Oda Başkanımızla beraber burada servis araç önümüzdeki günlerde basıma girdi. Bunu açıklayacağız. Şöyle bir ifade kullandık. Bir defa ne olursa olsun bataklığı kurutmak lazım. Sivrisinekle mücadele etmeyelim. Bugün belli. Bugün bir Kemalpaşa var. Çiğli var. Torbalı var. Bu 3-5 nokta Sarnıç var. Buralarda kalkıp da bataklık kurutulursa bu olay çözülür. İşte mobil ekip bu yüzden istiyoruz. Biz mobil ekipte kalkıp da gayemiz araç kapattırmak değil. Gayemiz yasal yükümlülüklerini yerine getiren ve bu konuda kurallara uyan ve asli görevimiz bu. Ve herkesin asli görevi bu. Kolluk kuvvetlerinde. Bunları, bu esnafımızın hak ve menfaatlerini korumamız lazım. Orada gayri ciddi çalışan, yasal olmayan araçlarla yapılan taşımacılığın ileride neler olabileceğini de anlattık. KOSFİ başkanımıza da. Orada güzel bir ortam geçti. Onlar da bundan sonra artık fabrikaları uyaracaklarını, bu konuda muhakkak yasal açıdan ne yapılması gerekiyorsa bizlerle işbirliği içinde hareket edeceklerini ve bu derginin tüm fabrikalara gittiğini ve kısa sürede netice alabileceğimizi ve üzerinde dikkatle duracaklarını kendileri de ifade etti. Daha sonra işte oradaki bölge jandarma komutanı geldi. Onunla da konuştuk, izah ettik. Şimdi Allah nasip ederse bu çalışmayı tüm diğer bölgelere de yaymak istiyoruz. İşte özellikle İstediğimiz ne var? Yani o kadar çok olay var ki. Servis araççıları esnafına bir dokunuyoruz, bina iş diyoruz. Ya bizim, o kadar çok sayıda sorunumuz ya var ki. O kadar çok sorun var ki yani düşün. Bu araç yaş sınırı, 100 bin liralık hibe isteği bunların ikisi de çok önemli konular. Çünkü mali konular. Tabii canım yani. İvedi konular. İvedi konular. Bunları işte şey yaptık, söz almıştık. Ben bunu ilk defa burada söylüyorum. Pandemi olayından dolayı da kimseyle paylaşamıyorum. Sağ olsun Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu Başkanımız Sayın Fevzi Apaydın'ın önderliğinde biz bütün platformlarda bunları anlattık. Bizim bir heyetimiz var. Danışma kurulundayım dedim ya. O heyetle beraber gittik anlattık. Hem yazılı hem görsel. Bütün oda başkanlarımız, yalnız ben değil. Türkiye'deki tüm servis araçları oda başkanı. Çünkü dertler hepsi aynı. Hepsi kendi bölgelerindeki milletvekillerine, yetkililere hep anlattık. Ve anlatıyorlar. Hala anlatıyoruz, hala anlatıyoruz. Ve bu konuda da mesela Ekim'in ortalarında bir özellikle şöyle bir talebim oldu. Daha sonra bir arkadaşlarımız da talep oldu. Hepimizin ortak hemfikir olduğumuz olay şu. Taslak yapılsın. Dört bakanlık gelsin. Bizlerle beraber yönetmeliğin tamamının elden geçmesi lazım dedik. Yani bir madde, iki madde değil. Dolayısıyla buna da bakanlık olumlu yaklaştı. Fakat pandemi olunca işte Ekim ayının ortasına bir ötelendi. Sonra Kasım ayının ortasına bir ötelendi. İnşallah bu ne olursa olsun Allah izin verirse bir defa bu 31 Aralık'tan önce olması lazım. Çünkü 31 Aralık'ta bazı yükümlülükler istenecek. Bunları karşılama imkanımız yok. Kimsenin karşılama imkanı yok. Burada ne olursa olsun dediğim gibi biz bu yasal yükümlülüklerini yerine getiren esnafın da
önünü açmak açısından korsan tabir ettiğimiz kayıt dışı ekonomiye sebebiyet veren ve tehlike yaratan araçların öncelikle trafikten men edilmesi lazım. En azından bizim esnaf arkadaşlarımıza da bir çalışma dönemi çıkar. Bununla beraber ne olursa olsun ama bütün herkesin hemfikir olacağına, tüm paydaşların da bundan kazanç çıkacağı kademeli saat uygulamasına geçilmesi lazım. İfade ettiğimiz gibi tekrar toparlarsak o yönetmelikte birinci araç yaşı, rehber personel, bununla beraber dediğimiz işte belgelerimiz bize bir en azından can suyu gibi bir 15-20 bin lira gibi bir hibe verilmesi, daha sonra da en az 100 bin lira 10 yıl vadeli faizsiz bir kredi verilirse esnaf ancak kendini toparlamaya belki başarır. Toparlar demiyorum bak, evet. tekrar. Yani o kadar zor durumdayız. Evet. Lütfen yetkililere sesleniyoruz bu konuda da. Yani bir takım bürokrasiler var. O bürokrasileri de aşmamız lazım. Ve burada artık birlik beraberlik olma zamanı. Yani yine tekrar diğer bir olay da özel okulların kendi bünyelerindeki araçlarla bu taşımacılık yapmak istiyorlar. Arkadaşlar ben herkese şunu söylüyorum. Herkes kendi işini yapsın. Biz eğitimin bir parçasıyız. Ama eğitimin parçası olarak kalkıp da haddimizi biliyoruz. Her zaman söylüyorum. İslam'ın şartı 5, haddini bileceğin 6. Ya özel okullar artık olaya taşımacılığa bir rant olarak bakmamalı. Bırakın bu işi servisçi yapsın. Zaten yasal açıdan kalkıp da bu konuda da bir çalışmamız var. Bunun müracaatlarını yaptık. Çünkü ben bu konuda Danıştay'a bir müracaat yaptık. Çalışma devam ediyor. Burada iyi takip edilmemiş. Onları işte geçen evvelki hafta ben tekrar bu konuda bir Ankara'ya gittim geldim. O konuda müracaatlar yaptık. O kanunları inceledim. Aşağı yukarı bir ay, bir buçuk ay çalıştım bunlara. Şimdi dolayısıyla belediyenin açtığı davaya bir ay falan çalıştık. Bazı şeyleri de herkese paylaşamıyoruz. Bu yani resmi bir makamda oturmanın ciddiyetiyle biz hareket etmek zorundayız. Yoksa bunları anlatsak belki de kahraman oluruz. Ama ne olursa olsun şunu unutmasın ki esnafım, bizim tek hedefimiz var. Esnafın çalışma ortamını daha kaliteli bir noktaya getirmek ve esnafın ekmeğini bir dilim fazlalaştırmak. Ve fiilen çalışmakta olan bu şoför esnafını yasada bunu söylüyor. Hak ve menfaatlerini her platformda korumak. İşte kademeli saat uygulamasında ne olursa olsun her yönden tüm paydaşlar tarafından bir kazanç olduğunu, bunun da muhakkak masaya yatırılması gerektiğini ve ne olursa olsun yalnız bizim sektör değil, hangi sektör olursa olsun eğer bir karar alınacaksa, bir uygulamada değişikliğe gidilecekse muhakkak bunlarla, bu STK'larla bir bilgi alışverişi, bir istişarenin yapılması gerektiğini burada özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü daha sonra bunları düzeltmek daha zor oluyor. Dolayısıyla artık bizim sesimize ve esnaf şu anda can çekişiyor. Bu feryadımıza kulak versinler ve biz de fedakarlık yapalım ama hak ve menfaatlerimizin de göz ardı edilmemesi ve haklarımızın korunması için de yetkililerden destek istiyoruz. Evet, yetkililerden destek istiyor. Hasan Basri Bostancı, İzmir Servis Araçları Esnafı Oda Başkanı, çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede özetlediniz ve bazı noktaları aslında birkaç kez tekrarladınız ki çok önemli çok noktalar önemli, evet. vardı. Çok teşekkür ederiz. Bir dokunduk, bina işittik. İyi ki varsınız. Bu sorunları dile getiriyorsunuz. Esnafın hakkını, hukukunu arıyorsunuz. Aramaya da devam edin. Biz de buradan Son Büyür Televizyonu olarak sizin sesiniz olalım. Valla teşekkür ederim. Rejideki arkadaşlara size çok teşekkür ederim. Yönetime de çok teşekkür ederim. Bu konuda bize bu imkanı verip de bu serzenişimizi ve sıkıntılarımızı kamuoyuna paylaşma imkanı sağladığınız için tekrar teşekkür ederim. Sizlere de başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, Hasan Basri Bostancı, İzmir Servis Araçları Odası Başkanı konuğumuzdu ve programımızın sonuna geldik. Birinci bölümümüz oldukça etkileyiciydi. Güzel mesajlar geldi, önemli yorumlar geldi ve kime bu yorumlar geldi? Ali Rıza Bey. Rıza Bey apartmanı enkazından kurtulan avukat Sercan Turgut'un öyküsünün birinci bölümünü izlediniz. Şimdi ikinci bölümüyle sizleri baş başa bırakıyoruz ve biz Son Mühür Televizyonu olarak 116 canın nasıl gittiğini unutmayacağız, unutturmayacağız. Hoşça kalın, umutta kalın.
Çünkü ben eğer ayakta olsaydım veya bir cismi olmadığı bir bölgede olsaydım, yani